Şimdi bir sort prosedür oluşturmak için ki bunlar da database nesneleridir. Nesneleri nasıl oluşturuyorduk? Create diyerek değil mi? Create prosedür. İster böyle yazarsınız, isterseniz böyle de geçebilirsiniz. Mesela diyelim ki kategori ekle. Hani parametre alıyordu ya arkadaşlar bizim metotlarımız. Bunlara da parametre verebiliyoruz. Mesela dedim ki string'tim. Burada ne yapacağız? Varchar mı yazacağız? At. Varchar max açıklama dedim. Bir hata var burada değil mi? Nedir bu? Şimdi normalde biz hep böyle tanımlıyorduk ya arkadaşlar. C#'ta. Burada şöyle olacak. Sıralaması ters. Bir şey daha göreceğiz birazdan. Bakalım o ne olmuş. Diyor ki olmadı bu değil mi? Çünkü isimlerini verirken başına et istiyor bu arkadaşlar. Burada değişkenlerin başına et koyuyorsunuz. Tamam, değişken veya parametre kullanacaksanız başına et koyuyorsunuz. Sebebine gelince başına et koymazsanız böyle bir kolon veya böyle bir tablo aramaya başlıyor. Bunun tablo olmadığını, değişken olduğunu söylemek için başına et diye işaretliyorsunuz. Tamam? As kullanmıştık değil mi tanımamız bittiğinde dün? As dedim. Insert into categories. Category name. Description. Values. At parametreleri ekliyorum değil mi? At açıklama. Tablo veri tabanında sorting olarak belirttim. Basitçe bir sort prosedürü arkadaşlar. Bu şekilde çalışıyor. Kategori eklediği adı ve açıklamayı vereceğiz. O da bize bunu kategoriler tablosuna ekleyecek. Çalıştırdım. Commands completed successfully dedi. Başarıyla tamamlanmış. Deneyelim. Bir sort prosedür çalıştırılırken execute diyerek ya da kısaltması exec diyerek çalıştırılır arkadaşlar. Exec adı neydi? Kategori ekle. Adı diyelim ki tatlı virgül şerbetli virgül böyle bir şey yaptım. Çalıştırıyorum. Bir satır etkilendiriyor değil mi?
Bakın exec kategori ekle dedim. Hiç parantez kullanmadan parametreleri verdim açıkta. Bakın şimdi select yıldız from categories 10 numara tatlılara gitmiş. Ne oluyor? Tatlılar et ada gitti. Şerbetli sütlü yazdığım yerde et açıklamaya gitti. Değil mi değişken olarak? Insert into categories dedim. Kategori name ve description alanlarına ad ve açıklamayı gönder. Böylelikle arkadaşlar bildiğimiz metot mantığıyla işlemi yaptık. Peki bunun bize faydası nedir? View'da gördüğümüz şeylerden birçoğu var burada yine arkadaşlar. Bir store prosedür tekrar tekrar derlenmez. Sadece bir kez kaydedilirken derlenir. Create edilirken derlenir. Bir daha derlenmediği için vakit kazandırır. İkincisi çok uzun kodlar yazmış olabilirdiniz. Bu yazdığınız kodların sürekli olarak ağdan gönderilmesi ağırlık oluşturur. Maliyetli bir iştir. Bu sadece adını söyleyerek çağırabileceğiniz, altta ne kadar olursa olsun, binlerce satır olsun isterse çağırabileceğiniz bir yapı. Güvenlik konusunda daha iyi. Ve arkadaşlar store prosedürü tekrar tekrar diğer tarafta yazmaya uğraşmazsınız çok uzun olsa bile. Çünkü C#'tan bizim bu kodları çağırmamız gerekecek. Store prosedüre bağladığımızda bunları biz diğer taraftan çağırırken sadece store prosedürün adını verip parametrelerini yazmamız yeterli olacak. Böylelikle bizim işimizi de yine kod geliştirme, kod yazma aşamasında da hızlandıracak bir yapıdır ki ayrıca şöyle bir şey vardır. Mesela şu kategori ekleme ya da kategori listeleme kısmı bile arkadaşlar düşünün bir tane mobil, bir tane web, bir tane mobil uygulama geliştirdiniz. Bir kere kategori tanımlama pencereniz olacak, değil mi? Yeni kategori ekle çıkartısı yapabileceğiniz. Orada bir kere kategori listelemeyi çağıracaksınız. Ürün listeleme, ürün tanımlama sayfası olacak. Yani ürün tanımlama sayfasında ürünün kategorisi bu diye kategorileri yine listeletmen lazım iki etti. Değil mi? Sonrasında kullanıcı tarafında kullanıcı ürünleri görmek istediği sayfada tekrardan kategoriyi seçecek. Vatan Komputer'da öyle değil mi? Kategoriyi seçecek. Ondan sonra ürünleri listeleyeceksin adamın karşısına. 3 etti. Bakın Windows uygulaması diyelim ki bu. Web'te de aynısını yapman lazım. 4 etti. Mobile'da da aynısını yapman lazım. 5 etti. 5 kere aynı komutu yazmak yerine bir kere buraya yazıp bir tane isim veriyorsun. Bir daha defalarca çağırabilirsin. Bu da ayrıca güzel bir şeydir. Tamam. İşinizi çok fazla hızlandırırsınız. Şimdi buraya kadar bir sorunuz var mı? Tamam. Başka bir prosedür daha yapıyorum. Mesela şöyle bir şey istiyorum ben. Bir tane hani kişiler tablom vardı ya benim. Kişilerle uğraşırken ben DB'de select işte ne yapıyor? Burada kişileri kaydetmiş. Benim istediğim bir durum var. Mesela bir kişi kaydederken ben ad, soyad, cinsiyeti dışarıdan alacağım. Eğer bu kişi daha önce kaydedildiyse bana sadece onun ID'sini döndürsün. ID değerini. Yok daha önce kaydedilmediyse bana yeni kaydettiğini yani kaydedeceğinin ID'sini döndürsün. Tamam?
Yoksa kaydet, varsa ID'sini döndür. Tamam. Yoksa kaydet ve ID'sini getir bana. Varsa sadece ID'sini getir. Anlaşıldı mı? Böyle bir şey yapmak istiyorum. Create approach yoksa kaydet. Dedim. Varsa ID. Böyle olsun. Şimdi ad, soyad ve cinsiyet alacağız. Varchar 50 et at varchar 50 et soyad dışarıdan alsın. Varchar, pardon, neydi? Bit. Değil mi? Et cinsiyet. Neydi? Bu neden yapıyordu? Böyle oluyordu. Ez dedim. Şimdi bakalım. Böyle bir var mı yok mu? Varsa şunu yap, yoksa bunu yap demek istiyorum arkadaşlar. Tamam? Eğer normalde SQL'de arkadaşlar if yoktur. Tam standart SQL'de. T-SQL, PL-SQL gibi yapılar içerisinde if, while gibi döngüler bulunur. Tamam. Bunlar sonradan programlama özellikleri biraz daha katılsın, biraz daha aktif kullanılabilsin diye yapılmış. If exists, exists hani contains var diye bize. Contains'in görevini görüyor. Ne yapıyordu contains? Varsa true, yoksa false yapıyordu, değil mi? Exist dedim. Select yıldız from kişiler, bak, kişilerden hepsini seç. Ver at, bak, at eşittir et at and soyad eşittir et soyad and gerizekalı pencere ya. Et soyad cinsiyet eşittir et cinsiyet. Arkadaşlar diğer tarafta scope vardı ya. Onun yerine burada begin and aldı. Tamam. Şimdi ne oldu? Varsa oldu, değil mi? Select ID from kişiler ver dedim. Geriye bunu döndürdü, değil mi? Select ne yaptım? Sadece ID'sini döndürdüm. Varsa ID demiştim, değil mi? Yoksa kaydettim. If'i böyle begin end yaptım. Else de var burada. Yine onun scope'u için begin end dedim. Var mı buraya kadar anlamadığım bir nokta? Azizcan, biliyorsun. Var mı soru? Şimdi ne yapmamız lazım? Insert etmemiz gerekiyor, değil mi bunu? Insert into kişiler ad, soyad, cinsiyet
Zaten kolonların hepsini kullanmış olmuyor muyuz? Böyle bir şey yapabilir miyim? Values. Direkt kullanabilirim değil mi kolonların hepsini yazıyorsam? Et, at, et, soyad, et, cinsiyet. Bunun ID'si ben kaydettikten sonra oluyor değil mi? Bakın iyi dinleyin burayı. Çok önemli. Select et identity. Var mı diyor. Veri tabanına, bakın tabloya demiyorum. Veri tabanına son eklenen otomatik ID'yi verildi. Veri tabanına son eklenen ID'yi. Insert yapıp ID eklendi ya otomatik olarak. Hemen geri çekiyorum onu. Insert yapıyorum o atanan ID'yi geri alıyorum etiket identity ile. Anlaşıldı mı? Yaptığım iş bu. Etiket identity de kullandım. Şimdi çalıştırdım. Oluştu arkadaşlar prosedürün. Neydi? Yoksa kaydet, varsa ID demişiz. Exec diyerek çalıştırıyordum değil mi? Dışarıdan vereceğin değerler Volkan. Bakalım kendimi kaydetmiştim dün. Bakalım bir kendi bilgilerime. ID numaram 13 arkadaşlar, tamam. ID numaram 13 var. Bana o zaman geriye şu anda 13 döndürmesi gerekiyor. Doğru mudur varsa? Dediğimiz mantığa göre. Bastım. 13 dönüyor. Bakın ne kadar basarsanız basın hep 13 dönüyor. Olmayan birini yapalım. En son benim ID numaram vardı 13. Bastım 14. Aziz Can'ı ekledi artık değil mi? Şimdi çalıştırırsam ekler mi? Yine 14 döndürecek değil mi bana? Bazen böyle bir şeye ihtiyacın olabilir. Hani var olanı kaydetme gibi. Adam ikinciye kaydedemesin. Varsa böyle bir şey çalıştırabilirsiniz arkadaşlar onun altında. Yani ikinciye kaydetmek belki işin mantığını bozacak. Bilemeyiz. Şu an. Kitap tarafında bu kodların tümünü tekrar tekrar yazmanız gerekecek. Kaç yerde kullandıysa. Ama bu ne yaptı? Sizi işten kurtardı değil mi? Direkt şunu yazarak devam ettirebileceksiniz.